Sevgili seyirciler, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Fuarı Teknofest bugün sona erdi. NTV ekibinden Yağız Şenkal konuklarıyla şu anda karşımızda. Sözü Yağız'a ve konuklarına bırakalım hemen. 4 gün boyunca devam eden Teknoloji Festivali artık kapanmak üzere. Mehteran takımının konseriyle birazdan festival bitecek. Perşembe günü başladı. Büyük bir ilgi vardı. Sadece bugün 200 binden fazla İstanbullu ya da Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelenler buraya İstanbul'da yeni havalimanı arazisine geldiler ve Teknofest'i gezdiler. Şimdi Teknofest'in mimarlarıyla tanıştıracağız sizi. Gerçi daha önceden canlı yayınlarımıza konuk oldular ama bu kez de bir kapanış için şimdi canlı yayın yapıyoruz. Hem Teknofest'in değerlendirmesini alacağız hem de savunma sanayinde acaba önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemde neler yaşanacak bunları soracağız. Şimdi yayınımıza T3 Vakfı, Türkiye Teknoloji Takım Vakfı üyeleri burada. Onların emekleriyle bu festival hayata geçti. Şimdi Selçuk Bayraktar'a soracağım. Selçuk Bayraktar, Türkiye Teknoloji Takım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı. Size mimarlarından birisiniz bu festivalin. Her şeyden önce bir rakamı sorayım size. Çok kalabalıktı bugün. Diğer günlerde de öyleydi. Acaba kaç kişi geldi? Şimdi tabii siz burada Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın yönetim kurulunu görüyorsunuz. Bunun dışında bizim 30 kadar paydaşımız var. Kimisi bunların çok büyük kurumlar, kimisi üniversiteler, kimisi medya kuruluşları, kimisi savunma sanayi kuruluşları, kimisi teknoloji şirketleri. Bu anlamda kocaman bir ekip. Bunun yanında 4 gün boyunca da buraya gelmiş olan tüm herkesi saydığımızda aşağı yukarı 540 bin kişilik bir milli teknoloji ekibinden bahsediyoruz biz. Biz buraya gelen herkesi bir milli teknoloji, ülkemizin bağımsız, müreffeh ve güçlü yarınları için bir milli teknoloji neferi olarak görüyoruz. O yüzden buraya gelen bu işin tümüyle bir anlamda aslında sahipleriydi. Yani milletimizin ta kendisiydi. Yani kaç kişi o anlamda biz takım olarak şimdi yerin sahibi olunca geldi diyemiyoruz. Zaten buradaydılar. O yüzden 540 bin kişi kadar paydaşımız var diyebiliyoruz. Şu anda arkadaşlarımın bana verdiği rakam o şekilde. Haluk Bey'e de soralım. Haluk Bayraktar, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi. Amaç neydi efendim böyle festivali düzenlerken? Evet, bizim aslında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak ülkemizde katma değerli yüksek ürünlerin daha fazla yer alması, stratejik açıdan bağımsızlığımız için bu sistemlerin geliştirilmesine, gençliğimizin erken yaşta yetiştirilmesi, dolayısıyla milli teknoloji hamlesi stratejisi başlığı altında ekosistemin tüm temel yapı taşlarını burada oluşturmak, burada bambaşka bir atmosfer oluşturulmuş oldu. Gerçekten bu milli teknoloji hamlesini toplumun tüm katmanlarına bir anlamda buluşturmuş, yaymış olduk bu anlayışı. Ben bugün burada gerçekten çok farklı bir atmosfer vardı, çok renkliydi. Her gelen çok farklı etkinlikte kendine yer buldu. Burada inanın bizler, buradaki her birimiz İnanılmaz duygular yaşadık. Ben açıkçası 15 sene önce ufak bir atölyede, ufak bir ekiple başladığımız çalışmalar gözümün önüne geldi. Çünkü burada yarışmalarda yer alan takımlar, bu takımların her biri bana kendimi gösterdi bir anlamda. Ve inanın bunların her birinden geleceğin teknoloji yıldızları çıkacak. Bu anlamda müthiş bir atmosfer oluştu burada. Ve ülkemizde biliyorsunuz, geçmişimizde de var. Kültür Savaşı'nda bu ülkenin insanları yumurta akından, yumurta sarısından bez yapıp uçak yapmış. İşte bağış toplayıp devletine uçak hediye etmiş bir milletiz. Nuri Demirağ gökşenlikleri yapmış. Şu an bu anlayış yeniden dirildi bir anlamda Teknofest'te ve bu Teknofest'le birlikte eskiden o hakim kalan atılımlar, girişimler artık hakim kalmayacak. Bunlar devam edecek. Bu girişimcilerin her biri her sektörde, sadece savunma sektöründe değil, işte yapay zeka kullanılan finans sektöründe, enerji sektöründe, sağlık, her alanda bu insanlar ben çığır açacak. Buraya gelen her bir genç çok farklı şeylere dokundu. Uçağa dokundu, rokete dokundu, yazılıma dokundu. Her birinde bir şeyler tutuştu şu an. Ben ona ve bunu biz göreceğiz yakın zamanda. Şimdi Fatih Bey'e soracağım ama önce bir Selçuk Bey'e bir şey soracağım. Daha önceki röportajımızda ben amacınız neydi dediğimde bir çocukluk anınızdan bahsetmiştiniz. Onu bir anlatır mısınız? Tabii. Benim havacılığa olan tutkum 8'li yaşlarda başlıyor. Bundan çok daha ufak bir etkinlikte birkaç bin kişinin katıldığı, yine İstanbul'da, ücra bir köşede, Samandıra'da sivil ve askeri uçakların uçtuğu bir etkinlikte başladı diyebilirim. Orada ilk defa böyle uçakları görünce, tabii hayatım boyunca unutmadım. Babam da bir amatör pilot kursuna gidiyordu. Tabii onunla birlikte birkaç defa gittiğimde bütün kontrol listelerini ezberledim. Bir defa ayaklarınız yerden kesildi mi bir defa uçunca bir daha hiç yere normal basmıyorsunuz. Biz
Tabii bütün teknolojide dünyada sivil veya savunma sanayi aslında bütün teknolojilerin lokomotif, yüksek teknolojinin lokomotif sanayisi havacılık ve uzayla alakalı. Biz de ülkemiz adına, ülkemizin tüm gençlerini 7'den 70'e bu Milli Teknoloji Hamlesi'ndeki seferberliği başlatmak üzere, bu tutkuyu adeta havacılık tutkusunu aşılamak üzere dedik ki Türkiye'nin ayakları yere basmayan, ayaklarını yerden kesen festivalini yapalım ve elimizden geldiğince bu deneyimi yaşatmaya çalıştık. Burası tümüyle toplumsal bir faaliyet, toplumsal fayda üzerine kurgulanmış bir faaliyet. Bütün kurgu onun üzerine, yani burada standları gezdiğinizde de, uçaklara gittiğinizde de herkes kendi çocuğu için, kendi çocuğunun geleceği için ne doğruysa onu yapmaya çalıştı açıkçası. Türkiye'nin müreffeh, bağımsız ve güçlü olabilmesi için bizim yüksek teknolojiyi araştırıp, geliştirip üretmemiz gerekiyor. Hatta hayal etmeden itibaren sadece üretmek yeterli olmuyor biliyorsunuz bu devirde. Ve çocuklarımızın bu ülkeyi bırakacağımız, onlar artık bu ülkeye başka gidecekleri yer de yok. Biz de burada doğduk, büyüdük, çocuklarımız da. Herkes çocukların geleceği için ne iyiyse onu yapmaya çalıştı. Neyse gönlünden en doğru şekilde gelen, burada en köşe bucakta çalışıp yerden su taşıyanından, yerden çöp toplayanına veya uçak gezdirenine, herkes çocukları için çalıştı. Çocukları için göğe baktı. Nasıl ki ecdadımız göğe bakıp dünyanın ilk gözlem evlerini, o dönemin NASA'sı diyebileceğimiz eserlerini bırakmışlar. Onlar için elinden gelen tüm gayreti gösterdi ve bu enerji tümüyle festival boyunca meydana yansıdı. Ben çok insanla konuştum burada. Buranın enerjisi çok farklıydı. Niye? Bence sır kelime burada. Ben de 1 yaşındaki kızımı alıp buraya getirdim. Hepimiz burada ülkemizin geleceğini inşa etmek için, çocuklarımızın geleceğini inşa etmek için bir şeyler yaptık. Tamam, yolda aksamalar oldu, dönüşlerde, dönüş yollarında farklı farklı sıkıntı. Çok büyük bir organizasyon bu. 350 bin metrekare dev bir organizasyon. Dünyada çok az benzeri bulunabilecek bir organizasyon. Elbette böyle bir organizasyonun da tabii ki yan tesirli olacak. Dünya Kupası'nın final maçında kaç saat trafikte bekliyorsunuz? Bir düşünün, saatlerce. Girişinde de çıkışında da onlarca saat önce gidiyorsunuz. Böyle bir organizasyon, yılda bir yapılan organizasyon, ama içeriye girip de o enerjiyi hissetmeni görmedim. Teker teker sordum özellikle. Birebir aynı enerji bende de vardı çünkü. Sabah, ilk gün sabah eşim ve çocuğumla beraber gezdiğimde kendimi adeta böyle yerden kesilmiş gibi hissettim diyebilirim. Benzer şekilde eşim için de aynı şey geçerli. Yani o alanın büyüsü, biz onu aşılamaya çalışmıştık tümüyle, tüm paydaşlar olarak. Ve o bir şekilde yansıdı ve hiç beklemediğimiz şekilde teveccüh gördü. Sadece Türkiye'den değil, uzandı onlarca Almanya'dan buraya sırf bu festivale gelen, dünyanın ücra köşelerinden gelen insanlar var. Teker teker onlarla konuştum. O anlamda bu enerjinin, bu güzel enerjinin, bu iyi niyetli enerjinin, bu ülkemizin muasır medeniyet seviyesine ve ötesine çıkartacak enerjinin tüm milletimizle, bir anlamda tüm gelenlerle, tabii gelemeyenler de oldu, paylaşılmış olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda bu festivali biz buraya gelen herkese borçluyuz. Şimdi Mehmet Fatih Kacır'a sorayım. Efendim, siz hem vakfın başkanısınız hem de Teknoloji Bakan Yardımcısısınız. Şimdi çok sayıda çocuk vardı burada. Lise öğrencileri vardı, üniversite öğrencileri vardı. Projeleriyle yarıştılar. Bu projelerin ne faydası olacak ileride? Şimdi öncelikle teşekkür ediyorum bizi böyle bir yayında ağırladığınız için. Zannediyorum tarihimizin, Türkiye tarihinin en büyük festivalini, havacılık, uzay ve teknoloji odaklı bir festivali gerçekleştirmiş olduk. Bunu gerçekleştirmiş olmamızı sağlayan yüz binlerce misafirimize, ziyaretçimize, Selçuk Bey'in tarifiyle paydaşımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Biz yola çıkarken Vecihi Hürkuşların Cumhuriyet tarihinin ilk işaret fişeklerini çakan, Nuri Demirağ'ın ilk metal gövdeli uçakları yapan, Kirkor Divarcı'nın ilk roket atış denemelerini arkadaşlarıyla birlikte yapan, bütün bunların izinden gidenlerin festivali olarak tanımlamıştık Teknofest'i. Gördük ki biz milletçe onların izindeymişiz. Bu teknoloji yarışmalarımız elbette bizim hedeflerimize ulaşmamız anlamında çok önemli olacak. Şöyle ki, bu yarışmaların tamamında yüksek teknolojinin 5 yıl, 10 yıl sonrası hedeflenerek yarışmalar hazırlandı. 5000'den fazla takım bu yarışmalara dahil oldu. 750 takım 4 gün boyunca finallerde yarıştı. Bütün yarışmacılar bence unutulmaz bir deneyim yaşadılar. Takım oyununu
kısıtlı bir zamanda risk alarak somut bir projeyi ortaya çıkarmanın heyecanını yaşamış oldular aslında. Hep vurguluyoruz, böylesi insanları hayatta motive eden 3 temel şey var. Birincisi otonomi, kendi karar alabilme imkanının bulunması. İkincisi ustalaşma, yaptıkça daha iyisini yapabilme. Yaptıkça daha iyisini yapabildiği işlerle meşgul olma. Üçüncüsü de somut bir hedef için çalışma. Bu 3 şeyi de aslında sadece 4 günlük finallerde değil, bütün hazırlık dönemi boyunca öğrencilerimiz, ortaokul, lise, üniversite, hatta yüksek lisans, doktor öğrencilerimiz yaşamış oldular. Zannediyorum önümüzdeki yıllarda katlanarak artacak yarışmacı sayımız. Biz de Teknofest'i bugünkünden de çok daha ileri bir düzeye taşımış olacağız. Ben bugün biraz rakamlara baktım. Sanırım havacılık festivalleri içerisinde de dünya rekorunu bu yılın kırmış durumdayız. 500 bin ziyaretçinin üzerinde bir ziyaretçi ağırladık ki dünyanın başka ülkelerinde bu ziyaretçi rakamı ancak binlerce uçağın sergilenmesiyle mümkün olabiliyor. Ama zannediyorum önümüzdeki yıl gerçekten milyonları konuşuyor olacağız. Muhtemelen burada orayı araya gireyim. Gelecek yılda olacak mı tekrar? Umudumuz öyle, hazırlığımız öyle. Devlet büyüklerimizin yaklaşımları da o şekilde. İnşallah önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Hatta sadece belki İstanbul'da değil, çeşitli ayakları Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde olacak şekilde de bunu planlayabiliriz diye düşünüyoruz. Teknofest artık Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin, güçlü geleceğinin, bilim ve teknolojiyi her şeyden daha üstte tutma, gündemin birinci sırasında tutma iddiasının bir markası, bir adı olmuş oldu. Bu marka bizlere ait değil. Bizler bu işe emek verdik. Sadece buradaki arkadaşlarımız da değil. Yüzlerce gönüllümüz, paydaşlarımız, çok sayıda insan bu işe emek vermiş oldu. Burada güvenliğinden temizliğine, ulaşımına çok sayıda insanın bu işe alın teri dökülmüş oldu. Artık Teknofest Türkiye'nin bir markası. Dolayısıyla Teknofest'in önümüzdeki yıllarda bu yılkinden de çok daha büyük, dünya çapında, uluslararası katılımında çok daha yükselmiş şekilde devam edeceğini umut ediyoruz. Şimdi iki telli organize sanayide başlayan bir öykü var. O öykü şimdi Genelkurmay'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en yoğun belki de terörle mücadele kullandığı araçlardan biri haline geldi. Şimdi siz baktığınızda gençlerin projelerine böyle umut veren projeler gördünüz mü acaba? Açıkçası yani bizim de yaşadığımız hikayede tabii elde ettiğimiz birçok tecrübe var. Bizim de aslında bu organizasyonu yani Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın böylesine büyük bir organizasyon yapmasının arkasında da yatan sebep bu elde edilen tecrübeler ve birikimlerin. Bizim artık girişimcilerimizin önü daha açık olsun. Onların yaşadığı engel o süreçlere yönelik daha destek verici mahiyette olsun şeklinde biz bir kurguyla aslında yola çıktık burada. Ve burada özellikle bazı yarışmalar var ki mesela örneğin Savaşa Niha yarışması. Orada şu an dünyada o özelliklere sahip yani o teknoloji şu an dünyada yok. Yani otonom bir şekilde havada uçabilen, birbirini takip edip havada birbirine kilit atabilen teknoloji şu an dünyada yok. Mesela bir robotaksi. Biz yerli otomobil projemiz var ülkemizde. Bu alanda bir hamle yapıldı. Ama otonom araç teknolojisini geliştirmemizde bu genç nesiller, bu girişimci, burada oluşan bu girişimciler çok önem arz edecek. Bu anlamda bunların biz etkilerini zaten göreceğiz. Buradaki her yarışma gerçekten kendi alanında ülke için önemi gün be gün artan konuları ifade ediyor ve bir yandan da tabii festivale katılan araçlar gitmeye başladılar. İşte helikopterler, uçaklar bir yandan da gidiyor. İzleyicilerimizin duyduğu bu ses o ses evet, esasında. Evet, şu an festival tamamlandı. Alanda yine insan var katılım ama şu an aslında festival toparlanıyor. Uçaklar yolcu ediliyor hava daha da kararmadan. Ben Teknofest için şu özet şeyi de kullanmak istiyorum. Yani milletimiz bir anlamda Teknofest'le yitik sevdasıyla buluştu diye ifade edebiliriz. Yani bu kadar ilgi, bu kadar yoğun, yani bu konulara olan ilgisi ülkemizde, havacılık, uzay ve teknoloji bizim bir anlamda ülkemizde yitik sevdayla buluşma gibi de ben şahsen öyle adlandırıyorum. O zaman kapanışı da Selçuk Bey'den rica edelim. Ne dersiniz, artık kapatıyoruz herhalde festivali. İnşallah Fatih Bey'in de buradaki tüm takım paydaşlarımızın ve hatta tüm diğer paydaşlarımızın da sizin sorduğunuz en net soru o açıkçası. Bunun acaba devamı gelecek gibi yoksa bir seferlik bir bu Samaneli Alevi gibi bir şey mi? İnşallah biz bundan sonraki yıllarda da sürekli ve her sene olmak üzere bunun yanında ara ara farklı etkinliklerle inşallah devam ettireceğiz. Biz beklediğimizden çok daha büyük bir şey. Biz açıkçası bir kıvılcım çakmak için. Ki insansız hava araçlarına da bu şekilde başlamıştık.
en ufağından bir kıvılcım olur diye başlamıştık. O kıvılcım tutuştu. Kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz ve hatta işte bunun yanında şimdi de 5,5 tonluk akıncı yağ sistemini yapıyoruz. Yine o çıktığında dünyanın en iyisi olacak kendi sınıfında inşallah diyebileceğimiz yağ sistemleri yapılmış oldu. Türkiye'de bunları kullanma anlamında özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri çok ciddi anlamda dünyada ilk birkaç ülkeden biri oldu. O anlamda vakfımızı da Baykar Bayraktar gibi örneklerin sayısı artsın diye açıkçası kurmuştuk. Ve bunun tümüyle bir takım oyunu olduğu bilinciyle kurmuştuk. Adını da zaten Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı o yüzden koyduk. En ufağından başlayarak, yani o ufak esere baktığınızda bu nasıl olur da büyür diyebileceğiniz noktadan başlayarak bugün burada gördüğünüz uçaklar gibi adım adım büyüyecek bu gibi projelerin dünyada ülkemizin göğsünü kabartacak. İşte bugün İHA'larımızı dünyaya satıyoruz. Projeler olsun diye kurmuştuk. Bugün bunu artık büyük bir toplumsal coşkuyla yapıyoruz. Tüm milletle beraber paylaşarak, yani bir anlamda bir futbol maçını izler gibi, bir popüler kültür olayını izler gibi büyük bir coşkuyla teknolojiyi araştırıp geliştirmeyi bu şekilde şampiyonluyoruz. Bu yarışan kardeşlerimizi kenarda köşede yurt dışına bir anlamda teslim ettiğimiz, yabancı ülkelerde sadece iş bulabilecek olan insanlar gibi değil de ülkemizin değerli madenleri olduğunu tüm milletimizle birlikte paylaştığımız bir festival şeklinde kutluyoruz. Bu anlamda ben tekrardan tüm takım arkadaşlarıma, bizler sürekli konuştuk, onların hiç sesi çıkmadı, çalıştılar gece gündüz. Burada meydanı temizleyeninden otobüste getirenine, hepsine tekrardan gelene, heyecanını duyana, bunun sevgisini hissedene, dua eden herkese gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Hepsi tam bağımsız, güçlü ve müreffeh bir Türkiye içindi. Hepinizden tekrardan en kalbi selamlarımı iletiyorum canlı yayın başındakilere. Allah'a emanet. Çok teşekkür ederiz. Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Mehmet Fatih Kacır canlı yayında konuğumuz, ama onlar konuştu ama takım büyük, takım kalabalık. Canlı yayına getiremediğimiz arkada çok daha büyük bir ekip var. Perşembe günü başladı, pazar günü bitti. 4 gün boyunca 750'den fazla takım, 2000'den fazla yarışmacı burada projeleriyle yarıştı. Hem İstanbul'dan hem çeşitli illerden buraya 550 bine yakın kişi geldi ve Teknofest biraz önce bitti.